Şimdi e, tabii ölümler var fakat çok değil. Bakın bu şöyle bir haber hiç yayılmıyor. Bu tamamen kurgulanan bir senaryo diye düşünüyorum. E, her zaman e, kış aylarında e, enfeksiyon olur, grip olur. Bu sene Amerika'daki grip yani e, her türlü grip. Ne bu? Influenza bu seneki mı? influenza yani grip zaten influenza. Evet. Bu senede bu sene yani bu mevsimde Amerika'da 15 milyon kişi influenza olmuş. Bu bakın Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin raporu. 15 milyon şeyde. Rapor ne zaman? Bu 2020 ocağın raporu. Yani 3 ayda Amerika'da 15 milyon influenza olmuş. Bunun 140 bini 140 bini hastaneye yatmış ve bunlardan 8200 kişisi vefat etmiş. 8200 kişi. 3 ay içinde. Ve 70 tane 70'i de bunların çocuk. Ölenler neden? Ölenler demin söyledim. Onun için oraya anlatıyordum. Vücudu zayıf olanlar. Hastalıklı olanlar, birçok hastalıklı olanlar, yaşlı olanlar. Çin'de yaşlı nüfus çok fazla. Yani onun için biraz abartılıyor, biraz büyütülüyor, korku satılıyor. Burada biraz yani grip virüsünün Aşısı olmaz diye ben senelerden beri söylüyorum. Şimdiki kalktılar. Aşı yapacağız ama bu virüse karşı aşı 18-24 ay sonra çıkacak. Ama o zamana kadar bu virüs kalmayacak ki. Virüs başka bir şekle gidecek. Adatabiliyor muyum? Evet. Bu sene Bunu da iki, okudum çok hocam. 2019'un yani bu senenin grip virüsünü alıp inceleyin. Alın bir tane içindekini okuyun. 2016'nın 3 tane Kaliforniya virüsüne karşı hazırlanmış. 2016'nın virüsüne karşı bu sene 2019 virüsü aşısı. Ben bunu söylüyorum diye kıyamet kopuyor ama bunu halkımızın bilmesi lazım grip aşısından bahsediyorum. Yani başka aşılara çekip cımbızlayıp başka aşılardan bahsetmiyorum. Grip aşısından, grip aşısından bahsediyorum. Grip aşısından bahsediyorum. Grip aşısından bahsediyorum. Yani bu senenin grip aşısı 2016'nın virüs 3 virüsüne karşı. O ne virüsüydü hocam? Kaliforniya. Ebolam. Kaliforniya. Bir de Ebola virüsü var. Aynı, o hepsi da... aynı. Virüsler her sene her ayda bir kılıf değiştirir çocuklar. Yani gerçeği bilmek mecburiyetindeyiz. Ee, biyolojiyi ve mikrobiyolojiyi, virolojiyi bilmek mecburiyetindeyiz. Evet. Hekim olarak söylüyorum. Ee, bu, bu. Onun için korkmayın diyorum. Peki bizim ülkemizde niye yok? Bizim ülkemizde 60 yaşın üstünde genüfus çok az. Yüzde 10. Ben yüzde onun içindeyim. Gençler iyi, dirençli. Hastalık grip görülüyor ama grip görülmesinin sebebi vücudun zafiyeti. Onun için bol bol bunları doğal yiyin. Vücudunuzu güçlendirin, dişlendirin diyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Virüsleri virüslere antibiyotik etki etmez. Virüs ateşine antibiyotik etki etmez antibiyotik atlatacağız. Ee... atlatmamız bir kere önce nasıl yapıyor virüs? Virüsler sıcak sıcağı sever. Ha. Soğuklar yaşamazlar. Onun için evimizi çok ısıtmayacağız. Onun için kalabalık toplumlara girmeyeceğiz. Onun için elimizi yalnız yıkayacağız. Bir şey daha söyleyeceğim korkmamamız için. Virüsler canlının üstünde yaşar. Şu masanın üstünde yaşamaz. Buraya düştüğü zaman Burada yaşamaz. Şimdi haberlerde yolları cevap Yalan, hepsi yalan. Hepsi dolan. Samim söylüyorum. Sokakları dezenfekte ediyorlar. Edemezsiniz çünkü virüs zaten yaşamaz. Yani, yani evi yani. temizliyoruz, boyna. yapıyoruz yani ha. evi. Ha. Halbuki bizde olay. Evet, evet. Şimdi hakikaten onu söylüyorum. Titiz hanımlara da buradan sesleniyorum. Mesela tuvaleti her gün yıkıyorlar. Kardeşim içimizden çıkan idrar, içimizden çıkan büyük abdest mikrobik olabilir mi? İçimizden çıkıyor, kanımızdan süzülüyor. Tamam yıkarız, sabunla, sabunlarsın gider, çekersin gider. Onu anlatmaya çalışıyorum. İşte o deterjanlar elimize değdikçe, vücudumuza girdikçe vücudumuzu zayıflatıyor. Hmm. Yani burun tıkanmasının sebebi o çocuklarda ve büyüklerde. Neden? Burun niye tıkanıyor? Çünkü deterjanlardaki zehir havaya karışıyor. Siz temizlik yapın yapmayın. Burun tıkanıyor ki, burun eti büyüyor ki. O zehiri solumayasınız diye, vücudun koruması. Gidip ameliyatla aldırıyorlar. Tamam çok sıkıcı alınacak tabii ama 3 ay sonra, 5 ay sonra maruz kaldığımız için o zehire yine vücut onu korumaya alıyor. E, seyircilerimizden hiç soru var mı Müge? E, hocama sorabileceğimiz. Yani elleri yıkayacağız. Şöyle bir şey duydum. E, böyle tuzlu suyla hı, gargara... Yapın. Kristal kaya tuzuyla gargara yapabiliriz, tuzlu suyla burnumuza çekebiliriz. Bence çok önemli. Bu koronavirüs. Sirkeli suyla da, sirkeli olur suyla. Olur mu? Ev sirkesiyle de. Bakın, burnu tıkalı olanlara daha hakikaten söylüyorum, ağzı veya bir şeysi grip olanlar, grip olanlara, efendim, sıcak suyu kaynatırsınız, şöyle bir kaseye koyarsınız, İçine şöyle bir bardak ev sirkesi dökersiniz. Evet. Aynı bardaktan yarım bardak Kristal kaya tuzu eritirsiniz, bu yaparsınız sabah akşam rahatlarsınız. Oh, evet. Bütün çok kış güzel. bunu yapın, grip olmazsınız. Es Virüs yok, bitti. Vay, vay. Tabii bu vay. arada paça yiyeceksiniz. Tabii bu arada hava çok önemli, çıkıp uyku çok önemli. Açık havada hareket çok önemli. Bunları da hepsi hepsi bir bütün. Sadece yemek içmek değil. Yani çıkıp deniz kenarında yürümek önemli. Ormanda, açık havada, açık ormanda, havada. ha açık alatta, dağlarda, karlarda. Çünkü bakın, e rahmetli Reşat Karan Profesör, Odilonius Profesör hocam derdi ki, soğuktan korkmayın. Hastalara söylerdi, biz de asistanız böyle, çömez. Soğuktan korkmayın, düşmekten korkun. Hmm. Düşmek en büyük şey. Yani işte biz yaşlanınca düşmek en büyük problem biliyorsunuz. Soğuktan korkmayın. Onun için. Çocuklarımız üşüyor üşüyor diye dellenmeyin. Terletmeyin çocukları. Evet. Sarmayın, saralamanın Açık havada, soğuk havada temas etsinler. Temiz havayla güçlensinler. Soğuk dişliği artırır. Soğuk sizi güçlendirir. Yani çocuklarımızı çok koruyoruz diye böyle anneler var ya deli gibi sarıyorlar, 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 sarıyorlar sarmıyorlar. Terletiyorlar çocukları. O annelik değil. Çocuğu doğaya alıştıracağız, soğuğa alıştıracağız bebeklerimizi.